Art Journal'den herkese merhaba. Bu hafta yine kültür, sanat ve edebiyat dünyasının en güzel gelişmelerini sizler için derledik. Bugün Rahmi Koç Müzesi'ndeyiz. Tarihi atmosferiyle her defasında beni kendine hayran bırakan Rahmi Koç Müzesi bugün kapılarını bizlere açtı. Bugün hem kültür ve sanat dünyasının nabzını tutacağız hem de Rahmi Koç Müzesi'nde bir zaman yolculuğuna çıkacağız. İşte haftanın gelişmeleri. O halde programımıza güzel bir müzikal haberiyle başlayalım. Cahide Sonku müzikali. Bir döneme damgasını vuran ilk kadın yönetmenimiz Cahide Sonku'nun dramatik hayatı sahneye taşınıyor. Yaşamıyla ve yaptıklarıyla sinema tarihimize unutulmaz bir iz bırakan Cahide Sonku'nun hayatı bir müzikalle sahneye taşınıyor. Gizem Yaz'ın Cahide Sonku'ya hayat verdiği müzikal 27 Eylül akşamı Süzer Plaza'da. Cazın sevilen ismi Jehan Barbur, Akasya Kültür Sanat'ta sevenleriyle buluşmaya hazırlanıyor. Bir varmış, bir yokmuş, her şey onunmuş. Müzik dünyasında kendine has tarzıyla büyük beğeni toplayan Jehan Barbur, etkileyici bir performansla hayranlarının karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Barbur en sevilen parçalarıyla 27 Eylül akşamı Akasya Kültür Sanat'ta olacak. Ve sinema. Bu hafta izleyiciyi Karadeniz'in sisli bir dağ köyüne götürecek çok etkileyici bir film var. Kalandar Soğuğu. Ben filmi henüz izleyemedim ancak fragmanı bile filmin o atmosferine çekip aldı beni. Karadeniz'in sisli, buğulu ve o etkileyici, ihtişamlı atmosferinde bir yolculuğa çıkarıyor film bizi adeta. İşte detaylar. Kalandar Soğuğu sinema severlere Karadeniz'in etkileyici atmosferinde bir dram sunuyor. Yönetmenliğini Mustafa Kara'nın üstlendiği filmin konusu şöyle. Karadeniz'in bir dağ köyünde yaşayan Mehmet, hayvancılıkla geçimini sağlar. Yaparız, gel! Aynı zamanda büyük bir tutkuyla dağlarda maden aramaktadır. Bir süre sonra umutsuzluğa sürüklenen Mehmet, aldığı bir haberle Artvin'de gerçekleşecek olan boğa güreşlerine doğru yola koyulur. İnsanın ve doğanın derinliklerine inen film, ıssız doğada yalnızlık ve yoksulluk kavramlarını derinden hissettiriyor. Bu hafta sizler için iki kitap seçtik. Biri Gökhan Yavuz Demir'in kaleminden Borges'in dediği gibi, diğeri ise Ayfer Tunç'tan Memleket Hikayeleri. Gökhan Yavuz Demir, Borges'in dediği gibi isimli çalışmasında edebiyat tarihini aynı zamanda bir sosyal ilişkiler tarihi olarak da ele alıyor. Ve Nora Kitap etiketiyle çıkmış bu kitap. Oldukça yerinde saptamalar var kitapta. Güzel bir çalışma diyebilirim. Ayfer Tunç'un Memleket Hikayeleri ise İletişim Yayınları'ndan çıkmış. Ayfer Tunç bu kitapta memleket ve kimlik kavramını ele alıyor. Kitabın arka kapağında da dediği gibi kendi şehir arşivini açıyor adeta Ayfer Tunç. Bu iki kitabı da en kısa zamanda okumanızı tavsiye ederiz. Ve bugün programımızı çektiğimiz Rahmi Koç Müzesi çok güzel iki sergiye ev sahipliği yapıyor. Retro Rally ve Model Uçak sergisi. Bu iki sergiye dair tüm detayları gelin röportajımızda öğrenelim. Mustafa Koç'un anısına düzenlenen Retro Rally sergisi müzenin en çok ilgi gören çalışmalarından. Retro Rally sergisi ile ilgili bilgi verir misiniz? Tabii. Şimdi retro eski demek malumunuz. Rally de Türkiye'de az bilinen ama çok yapılan bir spor, otomobil sporu. Biz ikisini bir araya getirdik. Eski otomobilleri, eski rally otomobillerini topladık. Görmüş olduğunuz üzere Rahmi Koç Müzesi'nin içinde yaklaşık 300 metrelik karelik bir alan içinde 25 otomobili sergileyerek retro rally sergisini oluşturduk. Tabii bir ilavesi var Mustafa Koç anısına. Çünkü bu proje Mustafa Koç ile birlikte başlamıştı. Ancak malumunuz kendisini kaybettik. Bir kez daha Allah'tan rahmet diliyorum. Biz üzerimize kalan görevi yerine getirdik ve bu sergiyi oluşturduk. Peki bu serginin ortaya çıkma fikrine değinelim istiyorum. Nasıl ortaya çıktı bu sergi? Şimdi ben uzun yıllar otomobil sporu yapmış bir kişiyim.
Sevgili Mustafa Koç da 89, 88, 89 ve 90 yıllarında o da rallycross olsun, rally olsun, pist yarışı olsun çeşitli otomobil sporu müsabakalarına katılmıştı. Daha sonra işleri nedeniyle bu spora veda etti. Mustafa'nın otomobilleri evinde duruyordu. Mustafa gibi işte burada gördüğünüz 25 otomobil çeşitli arkadaşlarımızın kah garajlarında, kah evlerinde veya ne bileyim atölyelerinde duruyordu. Bunları bir araya toplayalım dedik. Bu proje bundan yaklaşık 1-1,5 sene önce ilk defa Mustafa'ya açmıştım. O da müsait bir anda gel konuşalım dedi. Ancak biz bunu 21 Aralık'ta 2015 tarihinde konuşabildik. Kendisi çok beğendi. En önemli sorun zaten yerdi bunu yapabilmemiz için ve ben ısrarla çok gezilen, çok tercih edilen bir mekan olduğu için Rahmi Koç Müzesi'nde bir yer verilmesini bize istiyordum. Mustafa bunu da sağladı ancak bu toplantıdan bir ay sonra kendisini kaybettik. Daha sonra aileden gelen olumlu onaylarla Şubat ayında hazırlıklarımıza başladık ve 30 Mayıs'ta burayı açtık. 29 Ekim'de de Mustafa'nın o gün doğum günüdür. Ona arkadaşlar olarak küçük bir burada bir doğum günü partisi yapacağız ve sergiyi kapatacağız. Peki sergide böyle en göz alıcı arabalar hangileri? En çok ilgi gören? Şimdi tabii bunu cevaplamak çok zor. Göz alıcı dediniz mi? Öncelikle göze çarpan renkler hani kırmızıdır. İşte bir kırmızı Anadolu'muz var. O da kaybettiğimiz bir arkadaşımız Renç Koçu Bey'in 1968 senesinde Trakya Rally'sini kazandığı otomobil. Mustafa'nın iki otomobili var. Onlar tabii geldikleri zaman izleyiciler Mustafa'nın otomobilleri nerede diye soruyorlar. Yıllarca Türkiye'de şampiyonluk kazanmış 8-10 tane otomobil var. İşte İskender Atakan'ın otomobili, Serdar Bostancı'nın, Ali Karaca'nın, Cem Akko gibi Türk otomobil tarihine imza atmış sürücülerin otomobilleri var. Hepsi ilgi çekiyor. Tabii bu kişiden kişiye tercih nedeni oluyor. Kimisi Fiat seviyor, kimisi Lancia seviyor, kimisi Ford seviyor, kimisi Opel seviyor. Ama bana sorarsanız buradaki en değerli parça hakikaten Mustafa'nın ilk yarıştığı otomobil. Onun anısı da büyük. Onu çünkü tekrar sıfırdan topladım ben. Bu sergiyi hazırladım. Benim için en değerli parça o. Peki son olarak sergi ne zamana kadar ziyaret edilebilecek? Şimdilik 29 Ekim. Çünkü bunlar değerli parçalar. Biz bunları burada açıkta sergiliyoruz ama sahipleri biraz tedirgin oluyorlar. Yağmurun altında kalmasına, işte güneşe maruz olmasından. Çünkü ne de olsa bunlar yani birer koleksiyon parçası. Kapalı bir mekan bulursak ki görüşmelerimiz devam ediyor. Bu sergiyi kış aylarında da sürdüreceğiz. Bir iki yerle, bir iki belediyeyle görüşmelerimiz devam ediyor. Ama 29 Ekim'de Rahmi Koç Müzesi'ne noktalıyoruz. Müzenin diğer bölümünde ise Mustafa Koç'un büyük tutkusu olan model uçaklar sergileniyor. Sergide ziyaretçileri neler bekliyor? Sergide Mustafa Bey'in pek fazla bilinmeyen bu model uçaklar ve özellikle radyo kontrol model planörlerine hobisini insanlara duyurmak amacıyla açıldı. Burada Mustafa Bey'in bu yönünü görecekler gelenler. Kullandığı uçaklar, model uçaklar, yarışmalarda kullandığı planörler ve şahsi eşyaları. Bunun için aile böyle bir sergi açılması kararı aldı. 1 Haziran itibariyle sergiyi ziyarete açtık. Dediğim gibi burada Mustafa Bey'in bu dünyasını görecekler. Sergide pek çok model uçak var. Bunlar nasıl toplandı, nasıl bir araya getirildi? Onlardan bahseder misiniz biraz? Bu sergide gördüğünüz model uçakların hepsi atölyemizde ben yaptım. Aşağı yukarı bunlar 16-17 senelik bir çalışmanın eserleri. Planörler ve radyo kontrol motorlu uçaklar. Mustafa Bey'in özellikle sevdiği, kullandığı uçakları bir araya getirdik. Peki sergimiz ne zamana kadar ziyaret edilebilecek? Onu tekrar sizden de duyalım. Yıl sonuna kadar açık. Yani Aralık sonuna kadar ziyaret edilebilir. Belki uzatma ihtimali var. Yani başka bir sergi projesi olmazsa birkaç ay daha uzatılma ihtimali var.
Haftanın kültür, sanat ve edebiyat gelişmeleriyle karşınızdaydık. Önümüzdeki hafta yepyeni bir mekanda görüşünceye dek hoşça kalın.